tamam bir nebze. E sen almışsın sokağın ortasına bırakmışsın çocuğu. Recep Biz Bey, nereden biliyoruz Sedat Bey'in ne olduğunu? Daha önce. Hayır, çocuğu bırakmadan önce. Hayır, tanımıyordum. Ne şekilde bir tanışıklık, ne şekilde bir tercih? Yani Sedat Bey'i tercih edip de çocuğu ona bırakmanızın sebebi nereden kaynaklandı? Çünkü mecburdum. Hayır mecburdun da. Evet. Yani şimdi yok karşında 5 kişiyle karşılaşıyorsun sokakta. Ahmet'i Mehmet'i değil de Sedat Bey'i tercih etmen özel bir sebebe mi dayanıyordu? Yok, orası bir yurttu yani sonuçta. Ha, yurt o bakımdan. Ya o bakımdan yurttu yani, garanti gibiydi yani. Hayır evet. Yurt evet. Falan değil. Yurdun kapısında oturuyor Sedat Bey ya. Yurda bırakmıyor. Devlete biliyorum bırakmıyor. Canım. Onun için diyorum niye o tercih? Müge Hanım, burada bir söze girmek istiyorum müsaade ederseniz. Recep Bey, siz beni tanıyor musunuz? Hayır. Peki 33 yıl önceki şu resmi tanıyor musunuz? Hayır, hayır tanımıyorum. Bir bakar mısınız şöyle? Bakın. Baktım, o evet. Anı hatırlamaya çalışın. Bir bakın. Üzerindeki armaya bakın. O kimliğin üzerindeki armaya bakar evet, mısınız? Evet. Hatırladınız mı? Evet hatırladım. Benziyor muyum o kişiye? Değil, benzemiyor. Tabii çok değiştik ama evet. Siz de değişmişsiniz. Evet. Karakterinizin de kişiliğinizin de çok değişeceğini zannederdim ben sizin. Evet. Sizi çok bekledim. Size o kadar güveniyordum ki hatırlıyorsanız burada yayınlarda yiğit adamdı o dedim. Çocuğunu bırakıp gidecek kadar vefasız gaddar birisi değildi dedim. Gerçekten sizi de ilk tanıştığım anda sizi öyle tanıdım. Evet. Hatırlayın o anı. Evet. Sizi nasıl misafir ettiğimi, onurunuz, gururunuz kırılmasın diye eşime, iş arkadaşımın çocuğu bu, hastaneye götürdüler annesini gece, acil. Bir müddet bizde kalacak, annesi hastaneden gelene kadar dedim. Dedim, hatırlıyor evet. Musunuz? Size evet. Annesi için ne söyledi, çocuğun annesi için? Öldü dedi. Ben de dedim ki, başınız sağ olsun, ilk annesi ölen bu çocuk değil, ilk bekar, eşsiz kalanlar siz değilsiniz dedim. Gel kardeşim dedim, madem bu kuruma alamadılar sizin çocuğunuzu, ben baksam ne olur, bir hafta baksam ne olur, bir ay baksam ne olur dedim. Peki değil annesinin mi? Ölmediğini bilseydiniz Sedat Bey, annesinin efendim? Ölmediğini, annesinin yanından çocuğu alıp kaçırdığını bilseydiniz ne yapardınız? Müge Hanım, o ana... Yine böyle davranır mıydınız yani tutayım bakayım? Sosyal hizmet uzmanlarım birebir olmuş gibi bana anlattılar. Böyle bir olayla karşılaşacaksın ileride dediler. Dediler değil mi? Dediler. Bu işe sen çok şey yapma, içinde bulunma. Ben de dedim ki duyguların hisleri... Başka bir şey soruyorum mesela Zeynep Hanım özellikle bilseydin annesinin yanından çalınıp götürüldüğünü ne yapardın? Kabul etmezdim. Etmeyeceği için zaten ben... O anda ben bir de samimi arkadaşının diye kabul ettim. Yurda bırakmaya geldiğini, annesinin sağ olduğunu bilseydim kabul etmezdim. Çünkü hiçbir anne çocuğunu bırakmaz. Şimdi dün öğrendiğimiz bizim hani velayet boşanırken babaya verilmiş. Yani ben de şöyle düşünüyorum. Normalde insan hep onu söylerim. Bir dilim ekmeği vardır. O çocuk yarım dilim ekmekle büyüsün. O bir dilimin yarısıyla büyüsün ama anasının yanında büyüsün. 2 dilim olursa birer dilim yerler. Ama bazı anneler babalara veriyor velayeti. Ben o annelere de kızıyorum açıkçası. Yani o çocuğu da doğurmadan önce yarın bir gün başına her şey gelebilir. Bu çocuğa ben bakabilirim diye çıkacaksın yola. Baba öyle de bilir. İlla ki boşanmak değil ki. Sen anneysen eğer biz annenin tarafını tutuyorsak bir tek biz değil bütün dünya mahkemeleri. Bugün gitseniz Güney Afrika Cumhuriyeti'nde de Amerika'da da Avustralya'da da çocuğun yeri boşandıktan sonra annenin yanındadır. Bulaşıcı bir hastalığı vesairesi, uyuşturucusu falan yoksa. Babaya bıraktı diye bildim. Dedim ki demek ki baba da böyle yaptı. Annenin de başka bir şey var. Ama şimdi bugün öğreniyorum ki siz gitmişsiniz oradan. Çocuğu almışsınız, götürmüşsünüz. Gidip elin adamının yanına bırakmışsınız. Şimdi bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Çok özür diliyorum ama hani hiç aklımın, mantığımın, vicdanımın, kalbimin almayacağı bir şey. Ben bir şey söyleyebilir miyim Müge Hanım? Belki annesi de yalan söylemiştir. Ben kardeşimi... Recep Bey kendisi anlattı. Recep Bey'e inanmıyorum. Tazegül Hanım, Recep Bey kendisi anlatıyor. Tamam, Recep Bey yani kardeşim diye ben onu tutmuyorum. Tazegül Hanım, Recep Bey kendisi anlatıyor. Ben anneden öğrenmedim. Recep Bey geldi anlattı bize bunu bugün. Yalan. Sen mi kaçırdım söyledin? Neyi kaçırdım? Cemal'i. Nereden kaçırdım? Annesinden sen mi kaçırdın? Kaçırmadım. Ben mahkeme şeyiyle aldım. Hayır efendim, ben mahkemeyle. Ben gittim mahkeme kağıdıyla aldım ya. Kaçırma diye bir olay yok. Nereden çıktı o mahkeme kağıdı? Ben mahkemeyle aldım yani. Kaçırma diye bir olay yok yani. Evet. Zaten kaçırmış olsaydım öyle, onlar bana... Türkiye'de bir günde vallahi velayet değiştirme davası gören bir mahkeme varsa... Evimiz gidelim, bütün isteklerimizi oraya başvuralım da o her işimizi de halledelim. Var mı Rahmi Bey? Evet ya da hayır. Şimdi boşanma davası devam mı ediyor? Velayet, ben başka bir şey söylüyorum. Velayeti bir günde değiştirebilir misin gidip mahkemeden? Bakın şimdi. Velayeti bir günde değiştirebilir. Hayır. Tamam işte ya... hayır. Yani ya neyse hani biliyoruz olmadığını zaten. Tabii, olmaz yani. Tabii olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz. O zaman ben yalan söylüyorum. Velayeti, ben sen diyorum, gidip mahkemeye bu erkek çocuğu bana verin deyip alamazsın o gün mahkemeden. Ya da ertesi gün ya da 2 günde ya da bir haftada şimdi ya da bir ayda alamazsın yani. Daha önce anneye mi bırakılmıştı velayet? Daha önce anneye bırakılmıştı. Siz mahkemeye müracaat edip bir ara kararıyla velayetin size verilmesini mi talep ettiniz? Evet. Bunun üzerine mahkeme duruşmayı beklemeden bir ara kararıyla mı verdi? Mahkeme bana dedi çocuğunu alabilirsin dedi. Ben o nedenle gittim çocuğumu aldım. Kağıt verdi. Mahkeme demiş ki zaten erkek demiş, senin olabilir demiş. Evet. Yani bir ara kararı çıkartmış olabilir tabii. Bana verdiler. Nasıl çıkartacak ara kararı karşı tarafları dinlemeden? Hangi hakim yani, çıkaracak? Onun için çok önemli bir sebebi ortaya koymak lazım. Onun için bir şey getirecek. Yani hanım, eşin, annenin Rahmi o Bey, çocuğa velayet olarak bakmasının ona büyük sakıncalar yaratacağını, ahlaki gidişatını, toplumsal durumunu Rahmi vesaire. Rahmi Bey, duyuyor musun beni? Evet. Rahmi Bey, o bir saatte öyle ispatlanacak bir şey değil. Yani o bir saatte olmaz tabii. Sen bunu başvurduğun zaman zaten... Bunu mahkemenin tespit etmesi için de günlere, saatlere ihtiyaç var. Şimdi gittin başvurdun. Ne zaman alacaksın dava gününü? Hadi şimdi bugün gittin başvurdun. 2 ay sonra. Heh. Diyor ki ben ertesi gün aldım diyor ya. 2 ay sonra değil. Diyorum, ben onu 2 gün içinde aldım. 2 gün içinde aldım. Evet. Başvurdum, 2 gün içinde aldım. Mahkemeden aldım. Mahkeme kararıyla. Ben... İster siz inanın ister inanmayın. Çünkü... Benim anlattığım şimdiki ortam değil. Sene kaç? Kaç yıl olur? Hele o zaten öteki senelerde daha hiç. Sene kaç? Sene 80'den ben bahsediyorum. Ya da 81'den. Ben tamam, o mahkeme kararı. Diyelim ki mahkeme kararıyla aldın. Bak. Aldım yani aldın ki değil. Asla olmaz. Bak tırnak içinde söylüyorum. Asla diyorum. Asla. Olmaz da. Sana şey yaparak böyle olduğunu düşünerek varsın. Aldın. Niye bakmadın o zaman? Durumum yoktu, bakamadım. Niye aldın o zaman? Ama o zaman yani... niye aldın? Bakamayacağın çocuğu niye gittin aldın oradan be kardeşim ya? Ama göstermiyorlar, ama göstermedikleri gibi yani. De ben mecbur kaldım. Bu çocuğun daha sonra kardeşleri olmuş, annesi olmuş, o kadın neler... Yani bu çocuğun da bambaşka bir hayatı olacaktı. Verildiği köyde annesi kimdir, babası kimdir, dövdüler mi, sövdüler mi, tecavüz mü ettiler, çalıştırdılar mı? Ne bileyim yani, aklıma 1000 ton şey geliyor. Bak dün Bilal Kupal'ın davası gözüktü. Belki aklım orada da yani gidiyor. Yani tanımadığın birine çocuğunu bırakıp gidiyorsun. Yani burada anneye karşı sanki bir kin ve garajın var. Sankisi falan yok. Sen aynen öyle. Çocuğu sende kalmasın. Ben senden aldım mı? Ne olursa olsun. Nereye atarsam atayım. Yani çünkü eğer bakamayacak durumdaysan anneden alınmasının sebebini izah etmek mümkün değil. Ha aldın da ona her türlü imkan temin ettin, babalık görevini yaptın. Dedin ki bak ben daha iyi bakıyorum, o ayrı. Amenle ve Sedat mı? Ama aldığından kaç gün sonra bıraktın Selahattin'i? Gelmiş ablasına bırakmış, ablasından sonra da almış işte Sedat Bey'e bıraktı. Yani 3-5 gün içinde. Aynen. Bence oğlan diye annesine verilmiş çocuk. Bence oğlan diye... Anneye verildi. Anneye değil mi Müge Hanım? Değil anne. Oğlanın kızı yok. Kaç yaşında olursa olsun öyle... mahkemenin ilk vereceği yer eğer anne de istiyorsa ve annede bir sıkıntı yoksa annedir. Yaş falan da yok yani. Hani babaya verilmesi de çok ekstrem bir durumdur. Evet. Ancak karı kocanın anlaşması lazım. Ama şimdi böyle 2 çocuk falan da bunlar da buzdolabı ile çamaşır makinesi değil yani bölüşülecek bir şey değil. O anda kaç yaşında kardeşlerin bir arada yaşaması lazım. 5 yaşında. Size göre halaya bırakıldı. 3 yaşında. 3 yaşında gibi çocuğun anneden alınmasının hiçbir hukuki ve mantıki izahı yok. Yok işte, asla diyorum yani ya. Yalnız Türkiye'de değil, dünya literatüründe 3 yaşındaki bir çocuk anneye verilir. Anneden alınmaz. Dediğim gibi anne, evet, anne yani çok çok önemli bir... Kaldı ki 3 yaşındaki çocuk için annenin o özel yaşlarını daha iyi dikkat alınmalı. Evet, ben onun kararlarına baktım. Evet. Mesela diyelim ki anne hayat kadını. O bile 3 yaşındaki bir çocuğa. Evet. Çünkü erkek çocuk. Erkek kız da fark etmiyor. Hayır, 3 yaşında da, ama. Orada da mahkemenin güttüğü şey şu, yaş sınırlamaları var mesela 0-6, 6-12, işte 12-18. 3 yaşındaki diyor ki, dikkat alınmaz. Kaç yaşında olursa kız erkek de fark etmez. Anne bu hayattan para kazanabilir ama kendi çocuğunu bu hayatın içine sokmaz anne olarak diyor. Burada aslında mahkemenin yani işte bu fuhuşta falan hani çocuk yanında mı falan gibi tespiti lazım. Ancak ve ancak AIDS gibi, işte uyuşturucu gibi, alkol bağımlılığı gibi durumlarda artık anne falan kadın diye bakmıyorlar. Çocuğa yani sen bakamazsın diyorlar. Yani çocuk için hayati bir tehlike söz konusu ise o zaman anneden beraber olabilir. Bu bir tek bizim ülkemiz için geçerli değil, herkes için, her yer için geçerli. Evet. Gerçekten de şükürler olsun. 4 dörtlük bir aileye verilmişim ben ya. Hakları hiçbir zaman ödenmez. Eli ayağı öpülesi bir insanlar bu insanlar. Köydeki ailem de aynı böyle. Ama bu bir gerçek. Ben bu insanın hiçbir sözüne inanmıyorum ve katılmıyorum. Güvenmiyorum da. Ben de aynı. Ah, benden yok. Evet, aynen öyle çocuğum. Doğruları söyleyeceğiz. Selahattin. Gel yanıma. Gel buradan böyle ekrana bakalım. Şimdi ben senin halanla enişteni çok sevdim. Yanılıyor muyum? Var mı söylediklerimde? Enişte olarak sen söyle bir şey. Allah aşkına bir erkeksin. Kesinlikle. Yani doğruyu konuşmak lazım. Hı hı. Senin dayan arzu var mı yani yanlış söylediğimiz bir şey? Herkes kendini lütfen bu çocuğun yerine ve annesinin yerine koysun. Mikrofonun. Çok cahil hareket etmiş dayım. Müthiş derecede. O kadar üzüldüm ki şu anda bunu duyduğuma. Tek üzüldüğüm şey de şu. Yani Cemal keşke bizimle beraber büyüseydi. Ya evet. Biz kalabalık aileyiz. Büyük aileyiz. Neler olabilirdi onu ben dünden beri düşünüyorum. Neler olabilirdi acaba? Ne kadar güzel olurdu. Yani işte acabalar aslında kaldı ama bundan sonra şimdi aslında Cemal'in de içinde ne fırtınalar kopuyor biz bilmiyoruz. Yani tabii, anlayamayız da imkanı yok. Ama işte bizim küçükkenki olan sevgimiz Cemal'e hasretle birleşti. Bundan sonrası önemli. Evet. Yani annem kuş olup uçacak dünden beri. Sizin tanıdığınız, bildiğiniz, aradığınız, bulduğunuz diye sevinçli. Cemal'i bulduğunuz için sizden haberi yok. Yani yok. Biz yıllarca yurt dışında adını bilmiyoruz. Türkiye'de olduğunu bilseydik, bulamasaydık bize zaten ayıp olurdu. Nereden çıkardınız lan? Yunanistan'da demişsin, Şarkıcıoğlu demişsin, Saçıvızlı demişsin. Hepimizden kaçırılmış. O senin aynı mahkeme kararı. Müge Hanım'dan bir şey söyleyebilir miyim? Yani bir tek annesinden kaçırmamış ki. Yani bizden de kaçırmış. Ya. Evet. Bu ne zihniyet? Ben yani dayıma hiçbir şekilde hak veremem şu anda. Bari bizden kaçırmasaydın. O da kardeşimdir şu. Bari annemden kaçırmasaydın ya. Yani bizimle anlatacaktım artık. Vallahi kusura bakma. Kardeş kıymetli, doğruya da doğru. Bak, haktan yan olacağız. Neden biliyor musun? Tabii. Herkesin evladı var. Doğru. Şu an eğer haktan yan olmazsak ben hep böyle bazı konularda şey söylüyorum. Yok. Hani böyle konuşanlara hak verenler var ya. Çok hak veren varsa Allah böyle damatlar nasip etsin. Evet. Bak, hiç kötü bir şey söylemiyorum. Kim bunu haklı görüyorsa hani böyle özellikle bu olaylarda desteklediğiniz herkesten Allah size öyle damatlar versin. Çünkü şey de değil, beddua da değil. Neyi istiyorsan Allah sana onu versin. Sen kendi ailende, kendi çocuğunda, kendi kızında yaşa. Gör bak bakalım nasıl bir belayla karşı karşıya